Geceleri veya gündüzleri aya baktığımızda ay pek değişmiyormuş gibi gelir bize. Üzerindeki gri lekeler ve gündüz bile gözüken o pasparlak beyaz krater sanki ay dönmüyormuşçasına aynı yerdedir hep. Peki ayı böyle statik görmemizin sebebi nedir? Hadi birlikte inceleyelim. Ayın yörüngesini incelemeden önce oluşma hakkında biraz fikir edinmekte fayda var. Ayın oluşumunu açıklayan birkaç farklı teori vardır. Birlikte oluşum kuramı, ay ve yerin aynı zamanda beraber oluştuğunu söylerken, yakalama kuramı ise ayın farklı bir yerde oluştuğunu ve dünyanın kütle çekimi tarafından yakalandığını söylemektedir. Ancak bu kuramların açıklamakta zorlandıkları olgular olması sebebiyle dev çarpışma kuramı günümüzde bilim çevrelerince geniş kabul görmektedir. Dev çarpışma kuramına göre günümüzden 4,5 milyar yıl önce henüz yerkürede yaşam yokken Mars büyüklüğünde bir gök cismi dünyaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yörüngeye fırlayan parçalar zamanla kütle çekimin etkisiyle birleşerek ayı oluşturdu. Oluştuğu zamanlarda ay çok sıcaktı ve magma ile kaplıydı. Yüzeyinin soğumasının ardından çeşitli nedenlerle tekrardan yüzeye çıkan lav soğuyup bazalta dönüşerek günümüzde aydaki gri lekeler olarak çıplak gözle rahatlıkla görebildiğimiz ay denizlerini oluşturdu. Bunlara ay denizi denmesinin sebebi ise antik zamanların gökbilimcilerinin burada su olduğunu düşünmesiydi. Ay denizi ay yüzeyine orantılı bir biçimde dağılmamıştır. Ayın görünen yüzü yani yakın tarafının %30'u ay denizleriyle kaplıyken uzak tarafında bu oran sadece %2'dir. Bu alışık olduğumuz ay görüntüsünün neden bembeyaz değil de yarısı gri renkli olduğunu açıklar. Şu anda ekranda solda ayın görünen yüzünün, sağda ise görünmeyen uzak yüzünün fotoğrafını görmektesiniz. Sağdaki resim ne kadar da yabancı geliyor öyle değil mi? Peki neden ayın sadece tek yüzünü görüyoruz? Hadi biraz temelden alalım. Ayın dünya etrafında döndüğünü ancak kendi etrafında dönmediğini varsayalım. Bu durumda çeşitli zamanlarda ayın farklı yüzlerini görebilirdik ve böylece ayın %100'ünü çıplak gözle inceleme fırsatı bulurduk. Gerçekte tamamını göremediğimizden ayın kendi ekseni etrafında döndüğünü anlayabiliriz. Şimdi de aya rastgele bir eksenel hız verelim. Ekranda da gördüğünüz gibi ay dünyanın etrafında bir turunu tamamlamadan kendi ekseni etrafında birden fazla tur attığı zaman yine farklı zamanlarda ayın yüzeyinin tamamını gözlemleyebiliyoruz. Öyleyse gerçekte olan durum bu da değildir. Son olarak ayın kendi ekseni etrafında bir tur atması için gereken süre ile dünyanın etrafında bir tur atması için gereken süreyi eşitleyelim. Gördüğünüz üzere bu durumda ay dünyaya sadece tek bir yüzünü göstermektedir. Demek ki olan da budur. Peki nasıl oluyor da ayın kendi ekseniyle dünya etrafındaki dönüş periyotları birbirine eşit olabilmektedir? Bunu anlamak için birkaç kavramı incelememiz gerekir. Bunlardan ilki cisimlerin kütle merkezleri etrafında döndüğüdür. Eğer herhangi bir yere sabitlenmemiş bir cisme kuvvet, daha doğrusu tork uygulayıp döndürürseniz, cisim kendi kütle merkezi etrafında dönecektir. Bir üçgenin kütle merkezinin kenarortayların kesim noktasında olduğunu biliyoruz. Ekranda gördüğünüz üzere cisim kütle merkezinin etrafında dönmektedir. İkinci inceleyeceğimiz şey ise kütle merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki farktır. Kütle merkezi cismin her bir atomunun kütlesinin ortalama geometrik noktasıdır. Ağırlık merkezi ise cismin her bir atomunu etkileyen kütle çekim kuvvetlerinin bileşkesinin olduğu noktadır. Eğer kafanız karıştıysa kütle ile ağırlık arasındaki farkı anlattığımız videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi ağırlık merkezi ile kütle merkezi arasındaki fark dünyamızın üzerindeki cisimlerde genellikle ölçülemeyecek kadar küçüktür. Bu farkın nereden kaynaklandığını sorabilirsiniz. Şöyle ki kütle çekim kuvveti çeken ve çekilen kütleler arasındaki uzaklıkla ters orantılıdır. Yani bir cisimden ne kadar uzaklaşırsanız kütle çekimi o kadar azalır. Örneğin bir gökdeleni düşündüğümüzde dünya tarafından alt katları etkileyen yer çekimi kuvveti üst katlarınkinden azıcık daha fazla olduğundan gökdelenin ağırlık merkezi kütle merkezinin biraz altında bulunur. Aynı durumu ayda da görmek mümkündür. Ay ilk oluştuğunda günümüzdeki senkron hızıyla dönmüyordu. Dünya tarafından ayın dünyaya uzak olan tarafına etki eden yer çekimi kuvveti yakın olan tarafına etki eden yer çekiminden düşük olduğundan ayın ağırlık merkezi kütle merkezine kıyasla dünyaya bir nebze daha yakındır. Cisimler kütle merkezi etrafında döndüğünden ağırlık merkezi bir tork oluşturmaktadır.
Bu da ayın dönüşünü yavaşlatıp uzun zaman içinde dünyanın etrafındaki dönüş periyoduyla eşitlemiştir. Başka bir deyişle ayın kütle merkezi, ağırlık merkezi ve dünya sürekli doğrusal olmaya çalışan 3 adet nokta gibidir. Buna kütle çekim kilidi yani tidal locking denir ve pek çok yerde karşımıza çıkar. Örneğin Plüton ve doğal uydusu Keron'da bu etkiyi dramatik biçimde görebiliriz. Plüton ve Keron'un kütleleri birbirine çok yakın olduğundan sadece uydu Keron Plüton'a değil, aynı zamanda Plüton da Keron'a kilitlenmiş biçimde dönmektedir. Aslında Ay da dünyaya çıplak gözle fark edemeyeceğimiz biçimde bu etkiyi dolaylı bir şekilde uygulamaktadır. Dolaylı diyoruz çünkü Ay dünyanın litosferini yani taş küresini etkileyecek kadar kütleye sahip değildir. Ancak gücü hidrosferi yani su küreyi kendine kilitlemeye yetmektedir. Ay gelgitleri oluştururken dünya ile okyanuslar ve denizler arasında bir sürtünme kuvveti oluşur. Bu da dünyanın dönüş yönü tersine bir net tork oluşturur. Böylece dünya çok ama çok yavaş biçimde şu anda neredeyse 24 saate eşit olan bir gününü uzun yıllar içinde uzatmış olur. Örneğin 600 milyon yıl önce bir dünya günü 21 saate eşitti. Bu etkiye de gelgitsel ivme denir. İşte bu sebeplerle ayın sadece tek yüzünü görüyoruz ve diğer tarafını oraya gitmeden göremiyoruz. Yine de ayın yörüngesinin eksantrikliği yani yamukluğu sebebiyle oluşan librasyon yani sallantı ayın yarısından daha fazlasını dünyamızdan gözlemlemeyi mümkün kılıyor ki bu oran ay yüzeyinin %59'una karşılık gelmektedir. Yanlış anlaşılmasın, ufak bir ekleme yapalım. Ay yüzeyinin aynı anda %59'unu görmemiz imkansız. Çünkü optik yazıları gereğince bir kürenin en fazla yarısını tek seferde görebiliriz. Aslında kürenin yarısını bile tek seferde görmemiz fizik kanunlarınca imkansız. Bunun sebebi kürenin yüzey alanının yarısını görebilmek için cisimden sonsuz birim uzaklaşmak gerekiyor. Bu sefer de ışık asla bize sonsuzdan ulaşacak zamanı bulamıyor. Ayın yaptığı bu üç hareketi de açıklayarak bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.